Beni dövdün ya. He. Şimdi sen beni dövdün, ben de sana bir şey demedim. Ben gittim polise, dedim ki ben 18 yaşından küçüğüm, annem bana şiddet uyguluyor. Annem beni hürriyetimden yoksun kılıyor dedim. He. Dedi onu şeye getir, karakola getirmesi lazım, ifaden alacağım muhtemelen. Oy müsa seni 77 soyun kökü kakamıstı. Şeydir. Ben nerede sana şiddet uygulayayım? Sen beni sinir etsen, bana bir şeyler etsen, anamı babamı etsen. Ben kalkıyorum böyle, sen nerede 18 yaşında sanmışsın, sen yaşlı bir dede daha olmuşsan. Polise niye bizi bulaştıracak? Muhtemelen ifade yanında seni tutuklarlar, 2-3 gün onlarla beraber kalırsın. Ondan sonra mahkemeye çıkarsın, artık hapishanada? Evet. Ben sana şey getiren, ekmek falan, elbise falan getiririm. Müsa ekmeği de istemiyorum, polisini de istemiyorum. Vurmasaydın o zaman. Ben bir saçımı bırakmışım diye kalktın, beni vurdun, o kadar dövdün. Sen 3 yıldır evde değil. Sen daha senin neyine gönül, sen neyini daha seni seveyim. Niye vurmayayım? Valla vurarım. Ha? Valla sen beni de şey yaptın. Valla vurarım. İşte o yüzden ben de seni polise şikayet ettim. Ben de polise diyeceğim ki beni bırakmış, eve gelmiyor. 3 yıldır ben acım. Süle. Kahpenin oğlu Süle. Bana küfür etme ha. Bak. Yeter çocuğum. Bana küfür etme ha. Yeter ha sana. Bana küfür etme artık. Ben daha babayı çağıracağım. Babayı söyleyeceğim. Müsa beni böyle yazdır. Beni götür arabaların arkasından çakalım bindiri. Beni götür trafikin içinde döndürün arabaları. Numaradan ağlama. Allah seni beraber edeyim ben anne oğlayın. Aha sen şaka yaptın, şaka yaptın. Polis falan da çağırmamış. Polis bizi çağırmamış, sen şaka yaptın. Valla ben polise diyecektim. Diyecektim işte, 3 yıldır gelmiyor eve. Ben ona diye bir şeyler getirdim. Polis diyecek, bana ne kardeşim, senin oğlun 3 yıldır gelmiyor. Diyeceğim 3 yıldır gelmiyor eve.